Merhaba sevgili Koç burçları, yükselen ve ay burcu Koç olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün Koç burcu videosu bakacağız. 1 15 Ağustos Koç burçları ve yükselen ve ay burcu Koç olan arkadaşlar için bakalım neler diyor tarot kartlarımız. Koç burçları ateş grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Mars. Uğurlu günleri salı, uğurlu sayıları yedidir. Renkleri kırmızı renktir, uğurlu taşları pırlanta. Çok kısa bir anlatım yapacağım size. Koç burçları biraz sinirli karakterlerdir. Yönetimi çok seven burçlardır. Kesinlikle sinirli olmalarına rağmen merhametli burçlardır. Lider burçlardır. İşlerine hakkını vererek yapan burçlardır. Koç burçlarını seviyorum arkadaşlar. Koçları sakın sinirlendirmeyin. Koçlar muazzam sahiplenme gücüne sahiptir. Yani aile olsun, iş olsun benimseme konusunda çok muazzamdır. Koçların en iyi anlaşacakları bu ateşler ve topraklardır. Koç Aslan Yay, Hava grubuna ikizler Kova Terazi. Bunu göstereyim. Şimdi bir genel bakım yapacağım koçlara. Sonra detaylı bir bakım yapacağım. Bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Abonelerimi tek tek hepsine çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanız için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız tabii ki beni çok mutlu ediyor ziyadesiyle. Sonuçta ben bir emek veriyorum ve emeğimin karşılığını alınca tabii ki mutlu olurum. Hepinize dönüş yapmaya çalışıyorum. Yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar kesinlikle bana doğum saati, doğum tarihi, doğum saati şart arkadaşlar. Doğum yerinizi yazarsanız cevaplarım. Kanalıma abone olarak izlerseniz ben de sonuçta bir emek sarf ediyorum çünkü çoğu kişi abone olmadan izliyor şimdi gelelim bakımımıza 2 4 6 7 tane genel durum koçlarda nedir diyor kartlar koç bir kararsızlık aşamasındadır yani bir kararsızlığı var diyor burada koçun ikilemde kaldığını gösteriyor genel anlamda bakarsak e, mutluluk İçerisinde yani yeniliklerle beraber mutluluğun gelişini gösteriyor. Ağustos'un birinden itibaren rahatlama. Güneş kartı muazzam bir karttır. Her şeyin e, her anlamda. Şimdi genel açılım baktım bu yedi kartla e, genel olarak bakıyorum. Detaylı bakacağım şimdi. Her anlamda diyor ki kartlar, güneş kartı her fırsatın önünüze sunulacağını, her anlamda karanlıkta kalan ne varsa, olumsuz olan ne varsa dönüşümle yükselişinizi ve güzelliğe doğru gidişinizi veriyor. DNK'sı çok muazzam bir karttır, direkt ateşi ifade eder. DNA beraberlik, güç birleştirme ve enerji bütünlüğünden bahsediyor. Muazzam bir karttı. Ee, diğer üzerine çıkan kartta biraz diyor ki bir kalabalık. Yani sanki kalabalığın içerisinde bir yalnızlık yaşadığınızı gösteriyor. Bu ne demektir? Sizin ee, sizi Üzerinize gelen insanlar var, sizi kıskanan insanlar var. Yaptığınız işle e, önder birisi olduğunuz için kıskanlıyorsunuz. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor diyor. E, biraz duygusal hayatınızda e, ufak tefek bir duygu geçişleri yaşayacağınız bir dönemden bahsediyor. Şimdi genel olarak Koç burcunu e, genel anlamda bir 15 Ağustos'a gerçekten güzel gösterdi arkadaşlar. Şimdi bir detaylı bakalım. Bakalım şimdi detaylı bir aşk bakacağım koç burçlarına. Aşktan yana neler var bir ona bakalım arkadaşlar. Evet. Bir kartlarımızı karalım. Bir aşk bakalım. Bakalım aşktan yana neler var sevgili koçlar. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi koç burcunda değişim ve dönüşüm diyor. Genel anlamda e, değişiklikler olacağından bahsediyor duygusal olarak koçu biraz üzgün gösterdi kaygıları var diyor koç biraz darlanmış olarak gösteriyor aşktan yana şimdi bakalım genellikte neler var Koç burçlarını yengeç balık akrep yükseleni yengeç balık akrep olan partnerleriyle alakalı bir kaygıla kaygıdan bahsediyor kaygılı gösterdi yani üzüntülü gösteriyor ee, özellikle Su gruplarından balık burcunu gösteriyor. Şimdi genel olarak su grubu diyelim ama tek götürürsek balık burcundan da bahsediyor. Diyor ağırlıklı balığı gösteriyor sevgili koçlar. Bu konuda diyor ki ilişkide bir olumsuzluk var diyor. Yani sizin kafanıza yatmayan bazı şeylerin olduğundan bahsediyor kartlar. Şimdi sürüncemede olan bir ilişki diyor, kararsızlık var diyor. Çünkü partneriniz sizi ikilemde bıraktığını gösteriyor sevgili Koç burçları. Ama Koç'u da bu yönden biraz sıkıntılı, kızgın ve görüyorsunuz durumları kaygılı olduğundan bahsediyor e, genel genel'e bakarsak. Şimdi Koç burçlarının sıkıntısı genel anlamda aşktan yana bütün burçlarla alakalı biraz e, hüzünlü, biraz kaygılı ve biraz darlanmış olduğunu gösteriyor. Yengeç balık akrep, ikizler kova terazi yükseleni yengeç balık akrep ve ikizler kova terazi olan partnerlerinizle ikilemde kalma, bir karmaşadan bahsediyor. Sanki ilişkinizin içerisinde üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Koç bunun farkına vararak biraz geri çekilme ve ikilemde kalma, yani ilişkiyi Arafta bıraktığını gösteriyor karşı partnerin koçu. Yani net bir karara varılmadığı için koçu kararsız olduğunu gösteriyor. Koç burcunu biraz kızgın olduğundan bahsediyor kartlar. Dediğim burçlarla. Şimdi diğer burçlara geçelim. Diğer burçlara geçelim. Burada neler var? Koç aslan yay yükseleni koç aslan yay olan partnerleriyle koç burcunun artık gerçekten e, yorulmuş olduğunu gösteriyor. İlişkide bir karar vermek aşamasında karar verme zorundalığını gösteriyor kart. Koç burcunun bir kısmı yüzdeye bakarak konuşuyorum. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bu bir genel açılımdır. Özel açılım değil. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bana Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Genel açılım olduğu için üzerinize uyanları alın uymayanları evrene iade edin. Ateş grupları ile Koç burcunun arasında sıkıntının yaşandığını gösteriyor. Diyor ki Koç burcu artık bu ilişkiyi bitirmeye bitirmek istediğini gösteriyor ve arkasını almış olarak gösteriyor partnerini ayrılık söz konusudur diyor koç aslan yayla genellikle genele yüzdeye bakarak konuşuyorum toprak burçları boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan burçlarla koç burcuna yük verdiğini gösteriyor İletişim ve dönüş yani ağırlık veriyor bu ilişkide ağırlık alan yük alan kişi koçtur kesinlikle boğa başak olak ve yükselen boğa başak oğlak olan partnerlerinizle aranızdaki ilişkinin yükünü koç almış olarak gösteriyor ve koç artık bunu kaldıramadığından bahsediyor yoruyor ilişki koçu iletişim ve geri dönüş var mı var diyor ama koç buna bununla ilgili koçu kararsız gösterdi çünkü artık yorgun olduğunu gösteriyor koç burcunu şimdi genele bakarsak bir üç kat daha çıkartacağım barış var mı genellikle desem e, yüzdeye bakarak konuşursak partnerlerinizle barış olduğunu gösteriyor. Özlem var ama diyor ki işin ve duygusal hayatınızın içerisinde e, kesinlikle bir üçüncü kişilerin kıskançlığı ve müdahalesinden bahsediyor. Bu ister sevgili olan koçlar için de geçerlidir, evli olan koç burçları için de geçerlidir. Ama kartlar diyor ki ayın 9'undan sonra 9 Ağustos'tan sonra Koç burcunun aşk hayatında e, yumuşamaya doğru giden yani barışa doğru giden bir zamanın başladığını gösteriyor. Duygusal hayatınızdaki barış ve farklılık e, ayın 9'undan sonra başlıyor. 9 ile ayın 1 ile 15'i baktığımız için bu dönemi gösteriyor. İmparatorice kartı ile kapatmak istiyorum. Yani e, İmparatorice kartı. E, ne diyor? Rahatlama diyor. Ateş grubun aşk hayatındaki rahatlama ve barış, duygusal barış genele bakarsak ayın 9'undan sonrayı gösteriyor sevgili koçlar. Şimdi bir kartlarımızı tekrar kar karıp koç burcu ile ilgili şey bakacağız. Maddiyat ve kariyer bakacağız. Bakalım koçları neler bekliyor. Son çıkartacağım kartlar da ne ile ilgili dikkatli olmanız lazım. Kartlar size ne ile ilgili uyarı veriyor ona bakacağız. Sevgili koç burçları. Şimdi bir bakalım. Gene de bakalım bakalım maddiyat ve kariyerle ilgili koç burçlarını 1-15 Ağustos'ta neler bekliyor. Evet. Bir kartlarımı açıp sonra yorumlayacağım canlarım. 3, 4, 5, 6, 7. Evet güzel kartlar çıkardı iddialı kartlar çıkardı evet şimdi koç burcunu şu anda stabil olarak çalışma döneminden bahsediyor biraz yorulmuşlukları var diyor koç burcunun olgun davranması gerektiğinin farkına vardığını gösteriyor yani iş hayatında ne gibi sıkıntılar varsa da bunu olgunlukla karşıladığını gösteriyor denge kartı çok muazzam bir karttır para ikilisi dengeyi tutturacağınızdan bahsediyor veya iki işi bir arada yürütme gibi yani tek bir işten değil de birkaç işten para kazanacağınızdan bahsediyor kartlar ve yeni bir başlangıç yapmak istediğinizden bahsediyor bunun da ilgili çok ciddi düşünceleriniz ve uzun uzun kaygı yaptığınızdan bahsediyor kartlar sevgili Koç burçları iş değişimi var mı kesinlikle var şimdi koç burcunun yeni bir başlangıcı yapacağından bahsediyor ama iş yerinde ve kurumun içerisinde koç burcunu biraz darlanmış olarak gösteriyor neden yana darlanıyor çünkü iş ortamı veya memnun olmadığı insanlardan yara sanki iş arkadaşlarının koça karşı bir ihanetinden bahsediyor kartlar bunu ilk açtığımda da gösterdi kart bana şimdi baktığımda da ama diyor ki sevgili koçlar kararsızdır diyor Koç burcu bu konuda e, rahatsız olduğunu, huzursuz olduğunu gösteriyor. İş yerinde memnun olmayan e, yüzdeye bakarak konuşuyorum. Memnun olmayan Koç burçlarına kararsız kalmış. İş yerimi değişsem mi, devam etsem mi diye. Ama bu size bir mutsuzluk veriyor sevgili Koçlar. Kesinlikle değişim yapmanızla ilgili e, uyarısı var kartların. Yeni teklifler alabilirsiniz diyor iş teklifleri. Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Kesinlikle bu sıkıntıdan kurtarmanız için kendinizi hiç tereddüt etmeden korkusuzca iş değişimi yapabilirsiniz. Olumlu ve verimlidir. İnanın e, kararsız kaldığınız bu konuyu kesinlikle kararsız kalmamanız gerektiği ile ilgili uyarı veriyor. Değişeceğiniz işi maddi olarak da getirisi daha çoktur veya kısmetlisinizdir. İşsiz kalacağınızı görmüyorum. Şimdi bu dönemi ise ayın 7'si ile beşi arasındaki süreye verdi. Bu değişim dönemini iş arayan koç burçları ayın 7'si ile 15'i arasındaki süreç çok önemlidir. Her gününü değerlendirmeniz gerektiği ile ilgili uyarı veriyor kartlar. Koç burcunu bay baya yorgun gösteriyor. Çok çalıştığından bahsediyor kartlar ama inanın ki bunun verimini alacağınız bir dönemdir diyor kartlar. Şimdi sevgili koç burçları. Yatırım yapmak isteyen koç burçları veya ticari bir yerle uğraşan koçlar. Böyle bir niyetiniz var ise parayla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız diyor ki kartlar Bakın bunu iyi çıkarmadı. Biraz sabırlı olmanız gerektiğiyle ilgili kartların uyarısı var. Yatırım yapmak isteyen koçlar alışveriştir. Finansal konularda biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ne zamana kadar? Ayın ikinci yarısına bırakın diyor. Yani ayın onundan sonraya bırakın bu işleri diyor. Yoksa bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Koç Burcu yeni tekliflere açık bir dönemden bahsediyor. Kesinlikle ayın 10'undan sonra yani ikinci yarısı ayın Ağustos'un 10'undan sonra para ile alakalı alışverişlerinizi veya bir yola çıkıyorsanız bu zaman dilimi içerisinde çıkmanız gerekiyor. Yeni başlangıçlar yapacağınız dönem bu dönemdir diyor. Yolu var koçun ne ile ilgili yolunda kararlı olduğunu gösteriyor. Bu bir yol ülke şehir değişimi olabilir. İş değişimi olabilir, tamamen farklı bir hayata geçiş olabilir. Güzel midir? Kesinlikle muazzam gösterdi. Ayın 10'undan sonraya bırakın bu işlerinizi, yolunuzu da, işinizi de, para yatırmanız, işte finansal konulardır, yeni iş başvuruları ve yeni iş yeri açma gibi niyetleriniz var ise sevgili koçlar. Ayın 10'undan sonraya bırakırsanız çok daha verimli olacağını gösterir. İşinizin başına ortak iş yapan kişiler, ortak iş yapan koç bursları biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Kartların çevreden aldığınız zarardan bahsediyor kartlar. Yani burada gördüğüm kartlar iş arkadaşlarınız, iş ortaklarınız ve gözü götürmeyen çoğu insanlar sizi kıskanan çok kişiler olduğunu gösteriyor buna dikkat etmeniz gerekiyor. Herkese güvenmeyin diyor kartlar. Özellikle ortak iş yapan koçlardan bahsediyorum. Şimdi burada adli davası olan koç burçları varsa biraz sıkıntılı gösterdi. Adli davadan yana koç burcunun biraz sürüncemede ama kesinlikle bunun bu davanın kararı ve sonucu olarak Güzel giden bir sonuçla e, neticelenen kararın biraz sıkıntıya soktuğunu Koç burcunun biraz e, gergin olduğunu gösteriyor. Ama diyor ki sevgili Koçlar kesinlikle kendinizi germenize, sıkmanıza gerek yok. Bu mahkemenin sonunda alacağınız zafer sizindir. Bu herhangi bir dava olabilir. Hiç fark etmez. Tazminat olabilir. Miras davası olabilir herhangi bir dava ile alakalı işiniz var ise diyor kesinlikle olumlu olarak sonuçlanacağından bahsediyor kartlar sevgili koç burçları şimdi tekrar birkaç kart çıkartıp kartlar ne ile ilgili size uyarı veriyor ona bakacağım yani nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu 15 gün içerisinde ağustosla ile hmm, 1 ağustosu 15 ağustos arasında hemen size açıklayacağım kesinlikle 2 4 5 6 7 Sevgili koçlar neden işa neyi işaret ediyor biliyor musunuz? Yanınızdaki olan kişileri, güvendiğiniz kişilere dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Siz onlara iyi davranıyorsunuz, iyi yaklaşıyorsunuz ama onların sizinle ilgili düşüncelerini iyi görmüyorum. Özellikle ortak işler yapan kişilerden bahsediyorum. İş çevrenize dikkat etmeniz gerekiyor. Kıskançlık ve yara aldığınız bazı kişiler var diyor. Yani sizi yaralayan. Ee, ne demek ihanet eden kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Size iyi gelen enerji Başak ve e, bu dönemde Başak ikizler kova terazi enerjisinin size iyi geleceğini gösteriyor. Kartın uyarısı para ile alakalı işlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Bir para kaybı yaşayabilirsiniz diye kartların uyarısı bu yöndendir sevgili koçlar. Evet arkadaşlar videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın e, ee, tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.